Arkadaşlar, hocam sizle devam edeceğim. Yıldız haritalarıyla devam edelim. Aslında evet. Biraz girdik birinci bölümde de. Yıldızname ile bir bağlantısı var mı? Aslında işte onu dedim, soralım. Şöyle İslam'daki söyleyeyim. Şimdi 4 dakikamız ilk dönemde, var. Bir giriş yapalım hocam, son bölümde devam edelim. Tamam, şimdi ilk dönemde Müslüman İslam alimleri çok yönlü alimlerdi. Mesela matematik, fizik, kimya, tıp, bir bakıyorsunuz birçok ilmi konularda astroloji bunlardan bir tanesi. Mesela astronomi de öyle. İbn Sina'ya bakıyoruz mesela. İbn Sina'da tıp var, adamda şey de var. Hadis bilgisi de var. Efendim tefsir bilgisi de var. Maalesef 1453 yılında bir kopma dönemi yaşandı. O dönemden sonra her şey allak bullak oldu. Yıldızname denildiği zaman o tarihten önce şey anlaşılıyordu, yıldız haritaları. Bu bizim hani şu doğum haritaları İslam'la var ya. İslam'la bağlantısı hocam peki Kur'an'la? Ona da geleceğim. Ben şimdi bunu anlatmazsam olmaz. O dönemden sonraysa iş ebced hesaplamalarına döndü. Ebced'e Kur'an'dan sayısal, numerolojik olarak bakmaya da yıldızname denildi. Tabii oradan bir sayı çıkıyor ve günümüzde de yıldızın neye işaret düşük, ettiğine yıldızın bakıyoruz. Yıldızın yüksek deyimi aslında oraya ait değildir. Aslında doğum haritalarına ait bir konudur bu. Fakat kavram kargaşasını her alanda yaşadık biz. Türkiye'de mesela tuhaf gelecek size, o dönemde ki düşünce şunu söyledi Fatih Sultan Mehmet'e, sultanım. Biz matematik, fizik, kimya şeyle bundan uğraşmayalım, biyolojiyle. Biz sadece işte sadece ilmi ledün, işte havas ilmi, şunla bununla uğraşalım. Biz bunları ayrı yetten veririz. Adamın bir tanesi yalvarıyor, yapma sultanım, ayrılmasın bu. Beraber işlensin. Sonuçta maalesef o dönemden bu zamana çok şey kavram kargaşasını yaşamış bulunmaktayız. Peki nereye, nasıl geri döndürecektik bunu? Ya 1400 sene geçmiş. Müslümanlar şunların hiçbir tanesini sorgulamamış. Bir, niye Fatiha başa gelmiş? Soruyorsun. Uzunluk, kısallık yüzünden böyle dizilmiş bu. Hani nüzul sırası daha sonra biliyorsunuz o ayrı. Nizu. Ama arada Bakara var, ha, arada işte, başka kısa sure var. Hemen orada bir geçiştirme yapılmış. Efendim yine soruyoruz. Mesela Kabe neden ondan sonra etrafında tavaf yapılıyor? Zaten niye, onunla ilgili görsellerimiz var. Kitaplarınızdan da son bölümde bahsediyoruz. Ondan sonra orada. Ne bileyim Safa ve Merve Tepesi arasında niye gidilip geliniyor? Kabe'nin bir anlamı var mı? Bunun piramitle olan kavgası nedir? Şu, bu mesela sevindim. Şu çarkı, evet, şöyle alalım. Bu benim tasarımım. Son bölümde daha detaylı bunu işleyelim. Arkadaşlar bunu alabiliyor muyuz şu şekilde? Burada şey de var. Tutmak lazım. Tavaf. Bakın Kabe, bir telefonla dikkat edin, Kabe var. Şu öbür tarafını çevir şimdi Murat. Şurada da öbür tarafında da piramit var. Şöyle tutmak gerekiyor. Aslında şimdi bu hocam siz şu şekilde oturursak şöyle yanlış tutulmaması gerekiyor. Şöyle. Şu şekilde. Burada zaten şey de var. Birinci tavaf şeklinde şurada bildiriyor. Aynen öyle. Ondan sonra devam ettiğimizde i̇kinci tavaf. Zaten saat yönünün tersi istikamette de devam ettiğimizde. Aynen öyle. Açılım yönüdür. Niye öyle döndüğü de çok İkinci tavaf. Tabi burada yazılar var. Son bölümde daha detaylı bunu işleyeceğiz. Neyle alakalı onlar? Şu şekilde. Aynı zamanda da burada şeytan taşlaması ile ilgili hatta şöyle. Niye taş atılıyor? Onların hepsi var şöyle arkasında da. Birinci taş. Yani sembolik olarak ne anlama geldikleri. Şöyle çeviriyoruz. Hı-hı. İkinci taş. Burada da yine şey tavaf şeklinde yani evet. Dönülürken şimdi neler olduğu ile ilgili bilgiler var. Bir enzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim derken neden enzu billahi mineşşeytanirracim önce söylenir? Bismillahirrahmanirrahim neden sonra söylenir? Bunların o zaman hepsi bir sorudur. Sorudur. Bir virgül koyalım, reklama gireceğiz çünkü. Bir tane daha. Neden la ilahe önce söylenir, illa Allah sonra söylenir? Evet. Önce bir reddiye gerekiyor. Bu nehy anhil münker, emri bil marufta da böyle olması kesinlikle gerekiyor. Hocam, sevgili seyirciler, son aramız, kısa bir aramız olacak. Sonrasında burada olacağız. Sevgili seyirciler, aradan sonra tekrar beraberiz. Ayhan Hocam, yarım kaldı.
virgül evet. koyu dedim, oradan devam edelim. Şimdi biz niçin, ne amaçla sorularını çok fazla soran bir şeyde ümmet hocam, olmayı bıraktık. Oradan da girelim. İşte yani surelerin sıralamasıyla ilgili. Sureler neden bu şekilde dizildi? Mesela ilkinden sure okuyla başlıyordu, sonra neden Fatiha falan geldi? Bunların hepsi bir sorudur. Ben ateistlikten sonra Müslümanlığa geçmiş bir insanım. Dolayısıyla sorgulayarak, hocam, özel sorgulaya bir şey, sorgulaya geldim. Özel, hani bunu şundan, çok soranlar vardı. Hani oradaki şey neydi? Soru. Şu. Yok hani geçişteki şey neydi? O işaret midir ya da bir şey oldu da oldu derler. Elementlerin periyodik cetveliyle. Kimyada elementlerin periyodik cetveli vardır, atomlar. Hı hı. Ben o zaman teist olmuştum ilk önce. Çünkü bu kendi kendine olamaz dedim. Yani bu atomlar ben ama dinleri kabul etmemiştiniz. Dinler henüz teistliğe geçmiştim. Hı. Ama ilk önce İncil'i ve Tevrat'ı okumuştum. Eski Ahit ve Yeni Ahit diye. En sona Kur'an'ı okumuştum ben. Sonradan Kur'an'ı okuduktan sonra çünkü bununla ilgili ben bazen soruyorum. Yani ateistlikten işte Müslüman olan insanları da bazen soruyorum. Bir hı hı. olay da var. Yine bu konuyla ilgili konu açıldı diye söylüyorum. Yine bir ateiste soruyorlar. Diyorlar hani Müslüman oldun, nasıl oldun? Diyor ki sevgili Üstad sen de biliyorsun Tebbet suresiyle oldum diyor. Şimdi bakıyorsun Tebbet suresinde Ebu Leheb'den bahsediyor. İşte elleri kurusun. Işte ama onunla da dinden çıkan var. Ama şöyle bir şey. Peki diyorlar tamam bu sureyi biz de biliyoruz. Hani nasıl oldu da sen bunu anladın? Diyor ki bu sure önceden Ebu Leheb ölmeden 8 yıl önce geldi, indi. Arada bir 8 yıl var. Yani Ebu Leheb eğer Müslüman olsaydı bir şekilde hani aşağı ayetin çıkacaktı. Hükmü düşüyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani 8 yıl sonra bile onun iman etmeyeceğinin müjdesi aslında. Asıl soru bundan Murat Müslüman Bey, oldum diyor. Asıl soru o değil. Ebu Leheb'in adı o dönemde Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşayan kafirler içerisinde tek kişidir. 25 yıl ben neden Allah normalde isim kullanmamış o dönemden Peygamber Efendimiz'in çevresindeki insanlardan diye? Neden Ebu Leheb, Ebu Cehil'i kullanmamış mesela? Bunu bulabilmek için diyalektik düşünmek gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Bunun karşısına Allah bir Müslümanın ismini koymuştur mutlaka diyerekten eğer o Müslümanı bulursam Ebu Leheb'in de neden orada yazdığını anlarım diye düşünmüştüm. Ve çok ilginç birinin ismini koymuş Allah. Bu soruyu Sünnilere sorsak mesela ve Şiilere Allah hangi Müslümanın ismini koymuştur peygamber olmayan Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış diye. Sünnilerin çoğu Ebu Bekir diyor, Alevilerse Ali diyor, Hazreti Ali diyor. Hı hı. İkisi de değil. Zeyd diye biri. Kim bu Zeyd? Peygamber Efendimizin 8 yaşında satın aldığı, özgür bıraktığı, evladı gibi yetiştirdiği bir kimlik. Ve azat etti sonra. Evet ama şöyle bir ama durum. Ama gitmedi. Annesi, babası, amcası aynen, almaya geldiğinde gitmedi. Burası çok etmedi. Önemli bir konu. Şimdi Ebu Leheb Peygamber Efendimizin evine geldiğinde yeğenim ne getirdin diyor. Amcacığım ahlak ve adaleti getirdim. Bana ne var diyor bunu yaparsam. İki tane Müslüman var o zaman. Biri Hazreti Hatice annemiz. Bir tanesi de ikinci Müslüman Zeyd'dir. Ondan sonra Zeyd orada köşede otururken diyor ki ona Zeyd'e ne varsa amca sana da aynısı var deyince beni bir köleyle eşit sayan din Allah kahretsin mi diyor adam çekip gidiyor. Burada büyük bir kibir var ve karşısında aşağıladığı o insan Peygamber Efendimiz'in akrabası da değil normalde. Bize şöyle bir mesaj var aslında. Önemli olan kandaş olmak değil, gönüldaş olmak. Evet. Buradan bunu yakalamamız gerekiyordu. Bu çok önemli bir konudur. İnançta şey yapalım hocam, videoları da alalım. Arkadaşlar burçlarla evet. ilgili görüntülerimiz var o yuvarlak şeklinde. İki tane var. Bir tanesi de ülkeler. Ama ilkini alalım. Üzerine hocam kelebekten verebilirsek hocam evet. da yorum yapsın. Şimdi mesela Türkiye ile ilgili konuştuğumuz bu harita Türkiye'nin 29 Ekim 1923'te hı-hı. saat akşam gece 20.30'da kurulduğu zamanki haritaydı. Buradaki haritalara baktığımızda Rusya'nın var hocam. Rusya'nın da var. Mesela Rusya'nın yükseleni yay birinci evinden geçiyorsa tüm ekonomik olarak ne çok zorlu bir süreçten geçtiğini anlıyoruz. Bu süreç Rusya için yaklaşık olarak 4 sene devam ediyor. 3-4 sene devam edeceğini görebiliyoruz. Rusya'nın önlem alması gerekiyor. 3-4 sene ekonomik şimdi. Krizinin devam edeceği anlamına evet, geliyor. Rublenin zor durumlarda olacağı. Zaten bize yapılan ekonomik suikast Rusya'ya da yapılıyor. Çünkü Erdoğan'la Putin birlikte İlluminati'ye karşı savaş açtılar. Diğer resim alalım. Dolayısıyla ikisine ülkesine saldırış devam ediyor şu anda. Rusya ile ilgili söyleyebileceğim buna çevirelim lütfen. Amerika'yı alalım mesela.
Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde yükselenini görüyorsunuz orada mesela. Onun da yay. Birleşik Devletleri de bekliyor. Şimdi mesela faiz arttırıyor. Bu faiz arttırmasa Amerika'ya kötü bir şekilde yansıyacak ileride. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 trilyon dolara sahip o illüminaticilere bir şey olmuyor ki. Olan zavallı oradaki halka olacak. Onların... Yani Amerika ileriki dönemde ekonomik anlamda çok zora mı girecek diyorsunuz? Kesinlikle girecek. Çünkü zaten Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan mesela şeyi başlattı. Bu parayla, ulusal paralarla alışverişi başlattı ya. Eğer bir de sanal para dediğimiz Bitcoin gibi, Escoin gibi unsurları Türkiye, Rusya ve Çin başlatabilirlerse böyle bir yapılanmayı, o zaman çok daha kötü bir hale dönüşecek bunlar. Peki burada, hocam, burada Amerika'da ya da başka herhangi bir ülkede, yani bu ekonomik düzen bozukluğunun haricinde bize yani çok şaşırtacak bir ayrıntı söyleyebiliyor musunuz bu haritalara bakarak? Vallahi ben bu krizin Rusya ile Amerika arasındaki krizin daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Yani zaten şu bunun nüveleri veriliyor. Trump'ın gelmesi dedik biraz önce. Trump biraz yumuşatsın diye o zaten seçtirildi. Obama'ya zaten Amerika'da Obama diyorlardı. Obama'nın seçilmemesi gerekiyordu normalde. Obama'yı Amerikalılar seçmez ki. Niye seçmezler? Çünkü çoğunluğu hala beyaz ve adam hem siyah kendisi Obama'nın hem de isminde Hüseyin var. Ya 11 Eylül sendromundan sonra gidip Amerikan seçmeni ismi Hüseyin olan birine oy verir mi? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Amerika'da bir seçim aldatmacası yaşanıyor. Kendileri Trump'ı seçtirdiler gelsin diye. Çünkü bir sezon daha demokratların devam etmesi Amerika-Türkiye ilişkilerini mahveder diyeceğim. Evet. Onu da bildiklerinden şeyi seçtirdiler. Trump'ı seçtirdiler ki biraz yumuşasın ortam diye ama Trump zaten Amerika'yı siz de biliyorsunuz başkanlar yönetmiyor. CIA yönetiyor. Senato var zaten orada. Pentagon yönetiyor. Danışmanlar yönetiyor. Chatham House yönetiyor. Evet, aslında hepsini birlikte Londra'daki siyaset akademisi yönetiyor. Çünkü onlar orada Savunma Bakanlığı'nda, Pentagon'da onlara sormadan hiçbir şey yapılamıyor. Çünkü 200 senelik devlet Amerika, dünkü çocuk. Amerika go home Yankee falan diyorlardı eskiden. Arkasında İngiliz derin devleti vardır hocam. Her yani zaman. Kesinlikle Chatham House dediğimiz kuruluşun en tepesinde bulunanlar da bizim 13 tane para baronu aile dediğimiz ailedir. Dolayısıyla Obama'ydı dediğiniz gibi no Obama'ydı evet. Ya da Trump'mış ya da Hillary Clinton'mış hiç önemli değil. Onlar Bilderberg'lerde, Trilater komisyonlarında, round table'larda ne karar alıyorlarsa onlar uygulanır. Öyle tabii. Bizde de eskiden öyle oluyordu arkadaşlar. Ama artık öyle olmuyor. Şeyi açabilir miyiz tekrar? Rica etsem Amerika, Suriye'ninkini. Suriye. Evet arkadaşlar. Mesela bu Suriye'nin haritası. Suriye'de ciddi sıkıntılar başlamıştı. Ne zaman? Mesela Suriye'nin güneşi neredeydi? Bir saniye. O Oğlak'ta duruyor ama mesela Jüpiter, şu anda transit Jüpiter'i şeyden geçmeye başladı. Neydi oranın adı? Başak'tan ve şimdi teraziden geçiyor. Zorlanma dönemini atlattı mesela Suriye rejimi. Niye? Çünkü Türkiye'de Esad'la fazla uğraşması gerektiğini anlamaya başladı. Çünkü 2011'de yapılan siyasal hataların tırmandırılmadan yumuşak bir şekilde atlatılmasının yoluna gidilmeye çalışılıyor. Yani o zaman şunu fikir ayrılıkları hala devam ediyor. Suriye hakkında şunu mu söylüyorsunuz? Esad dediğimiz adam rejimi varlığını koruyacak ve devam mı edecek diyorsunuz? Büyük ihtimalle devam edecek. Şundan dolayı hem harita içerisinde teraziden geçerken şu anda büyük rahatlama yaşadılar. Bir de Türkiye ile Rusya zaten o bölgede İngiltere'yi, Amerika'yı almadan, dışarı çıkartarak kendileri sorunları çözmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu kazan kazan prensibi üzerinden gidecektir. Fakat şunu da unutmayalım, halkımız galeyana geliyor kolayca. İngiltere videolarla başlattı Suriye'deki savaşı. CNN ve BBC oraya kameraları götürdüler. İnsanların kafalarına boya moya sürdüler. İlk öyle başladı savaş. Şimdi aynı şekilde İngiltere'de ve Amerika'da çekilmiş videoları servis ediyorlar. Elbette orada çok büyük acılar yaşanıyor. Onlar elbette büyük sıkıntılar yaşanıyor. İstanbul'da bile Suriyeliler çok büyük sıkıntı yaşamaktalar. Ama Suriye devletinin daha epey kalacağını görebiliyoruz bu haritadan. Böyle söyleyeyim. Arkadaşlar bir resim daha var. Suriye'den sonra. Bir tane daha yollamıştım ben. Bu mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haritası. Recep Tayyip Erdoğan mesela duygu burcu yay orada. Orada anlatabilir miyim? Tabii. Şimdi şurada şunun yay burcu sembolü.
Duygu burcu yay. Ve bu dönemde Satürn buradan geçerken çok ciddi sıkıntılar yaşadığı bir ortamda şu anda. Ve arkadaşlar yakında, hocam yakında, anlatırken ekrandan alabiliyor muyuz? Stüdyo içi alalım. Stüdyo içi. Yakında yükselen burcunda olacağı için şu bölümde daha dikkatli olması gerekecek. Ama bu kadar dua aldığı için benim annem bile benden daha önce Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor. Şimdi milyonlarca insan dua ettiğinden dolayı elbette inşallah bu sıkıntıları da atlatacağını düşünüyorum. Allah kısmet ederse. Fakat yine de dikkatli olunması gerek. Çünkü hocam, biliyorsunuz buradaki sayılar, dereceler bunlar gezegenlerin her bir gezegenin bulunduğu yerlerle ilgili. Mesela Güneş ikinci evinde, Merkür ikinci evinde, Venüs ikinci evinde. Bu da ekonomi konusunda, ticari konularda başarılı birisi olduğunu gösteriyor. Zaten kendisi işletme, iktisat fakültesi mezunu. Sağlık yönünden ne diyor hocam? Kafası çok iyi çalışan birisi ve Türkiye'nin gelişimine büyük katkı sağladı ekonomide. Mesela sağlık konusundaysa şu anda Yengeç burcu 6. evde bu tarafta. Zaten hasta Küba'ya gitti mesela. Oralarda şifa aradı. Eskiden nereye giderlerdi devlet başkanları? Amerika'ya giderlerdi. Daha da hasta edip öldürürlerdi işine gelmezlerse. Ama şurada halkımızın şu soruyu sorması lazım. Özellikle kendilerine sosyal demokratım diyen ve solcuyum diyen insanlar. Bir cumhurbaşkanı, sağcı olan bir cumhurbaşkanı Küba'ya gidiyor, Çin'de arıyor. Komünist Çin'de şifayı, ama komünist olduğunu iddia eden, solcu olduğunu iddia eden PKK silahları Amerika'dan alıyor. Lütfen bunun üzerine dikkatli düşünmek gerekiyor. Bunu ayrıntıyı geçtikten sonra ben sağlık konusunda da inşallah atlatabileceğini düşünüyorum. Allah nasip ederse. Çünkü bir de şey de yapması lazım. Kendisinden sonra artık bir Erdoğanist felsefenin oturması gerekiyor. Allah'a şükür o biraz oturdu. Mesela geçenlerde İçişleri Bakanı'nı konuşurken dinledim. Gerçekten bu düşüncenin oturduğunu orada gördüm. Ve inşallah bunları atlatacağı arkadaşlar diğer videoda da bir resmimiz var. El çizgileriyle ilgili. Tamam, onu da alalım. Açalım. Diğer videoda. Onu da verebilirlerse orada da. Bak şimdi burada anlatabilirsem sevinirim. Şimdi bu kısımda insanı Allah Kur'an-ı Kerim'de pişmiş çamurdan yarattığını söylediği için çamurun içinde ne vardır? Pişmiş dediği için ateş ve hava, çamur dediği için de toprakla su. Mesela bu hava pişmiş deyince hava, ateş. Çamur deyince bu kısımda da toprak ve su giriyor. Hava kısmında akıl. Kalemi biz neyle tutarız? İşaret parmağıyla tutarız. Ve dikkat edersek orada da dizilmiş olanlar kova, ikizler, teraziyi görüyoruz. Hocam şurada şeyler var. Neden Fatiha? Bakara, Fatiha? Bunların hepsinin bir anlamları var. Aslında burada bu elde insanın tüm kodlarını görebiliyoruz. Mesela Esma-i Hüsna var burada aynı zamanda. Mesela hava grubunun aklımızı arındıran en önemli ibadet nedir? La ilahe illallah. Çünkü insanın sol beyni ne yapar insanda? Sorgular. Hemen kolayca inanmaz. La der. Sağ beyni, bu bilimsel olarak kanıtlandı. Sağ beyin inanıyor. La ilahe kısmını, İngilizce'de there are no gods kısmını sol beyin söylüyor. İlla Allah kısmında sağ beyin söylüyor. Dolayısıyla Şafii mezhebinde mesela namazla parmak havaya kalkar. Aslında bu aklın arınmasıdır. Toprağın arınması zekat. Ve Bakara suresi bununla alakalı bir şeydir. Mala tapma meselesi var burada. Mal burada İç Anadolu bölgesinde nedir? İnek. Hayvancılık. Hayvancılık. Bakara da zaten buradaki sureye bunun anlamının verilmesinin nedeni ve ikinci olmasının nedeni Müslümanlara bir uyarıdır. Çünkü cimrileşme burada başlıyor. Verme, paylaşma. Kolay mı geldin bugünlere? Şeytanın önden yanaşmasıdır bu. Arkadan yanaşmasını sana böyle böyle demişti diyor. Sağdan yanaşmasına dinleme mesela şunu ya senin haline. Bildiğin sana yeter. Hava evet. Grubu bu. Ateş tarafına sol taraftan yanaşması. Ateş tarafında da şehveti zinaya döndürüyor mesela. Efendim öfkeyi de yine zulme döndürüyor. Peki hocam hazır ekranda da varken burada gösterebiliyorken hep şey konuşulur ya işte el çizgileri. Şuradaki şu uzun şu şey derler işte bunlar bu akıl. Kader çizgisidir. Bu hayat evet. Şimdi, şu kadar uzun olacak şu falan bazı evet. Yorumlar. Hani burada ne anlamadı şu çizgiler 3 oluyor belki 4 oluyor. Şimdi bir mühendisin eliyle bir işçinin emekçinin eli çok aynı olmuyor. Hatta erkekle kadının elleri de aynı olmuyor. Tam çizgileri alabilir miyiz arkadaşlar? Bu burada altta KJ'yi alalım. Şimdi bu çizgilere baktığımızda aslında çok ilginç bir felsefi anlamı da var bunun. Kalbin, aklın ve hayatın.
Ya Esma'yı bu kalp anlamına geliyor şu. Evet anlatıyorum. Kalbin, aklın ve hayatın Esma'yı Hüsna'ya göre olsun. O yüzden biz aslında zikir olarak yapmamız gereken şey ya Rezzak, ya Rezzak, ya Rezzak, iyi de kendin cimrisin ya. Sen istersen 5000 kere ondan sonra ya Rezzak de, kendin cimrisin, en ufak bir şeyi komşuna verme. Komşun aç çatıyor, ya Rezzak de. Ondan sonra benim rızkım artmıyor. Olur mu öyle şey? Bir kere insanın zikir yaparken o söylediği şeyi yapması gerekiyor. Söz verince yerine getirmek gerekiyor. Ayetin bir tanesi ne diyor? Neden yapmadığınız şeyi söylersiniz? Şimdi ben ya Rezzak dediğim zaman Allah'ın önemli bir kişilik özelliğini görüyorum. Aslında biz kimlik ve kişilik arasındaki farkı bile bilmiyoruz. Kişilik demek başka şey, kimlik demek başka şey. Biz Allah'ın kimliğini bilemeyiz. Nasıl olduğunu, şekli, şemaatini. Bu tamamen agnostik bir durum. Ama Allah'ın kişiliğini biliyoruz. Onu nereden biliyoruz? Esma-ül Hüsna'dan. Bu da gnostik bir durum. İslam öyle bir dengede yapıyor ki Allah'ın kimliği ve kişiliği konusunda şirke düşmeden agnostisizmle gnostisizmi uygun bir yerde birleştiriyor. Mesela la ilahe kısmı ateisttir, illa Allah kısmı da teisttir. O yüzden İslam bu düşünceyi alıyor, insan beyninde çok güzel birleştiriyor. Neden orası lazım sorgulama bölümü? Çünkü gidersin bu sefer ineğe taparsın ya. Sorgulamazsın. Sonradan Muhammedur Resulullah geliyor orada. Evet, o ayrı bir konu. Şimdi bu tevhidin Hazreti Adem'den beri la ilahe illallah konusudur. Hangi peygamber gelmişse onun yanına ne eklenmiştir? Adem abduhu ve Resulullah, Musa abduhu ve Resulullah. Şimdi nedir? Şimdi Muhammeden abduhu ve Resulullah. Abduhu niye öncedir? Hiç düşündük mü? Kulu ve elçisi. Önce kuludur. Biz çok fazla şişirdik Resulühü'yü. Hiçbir şekilde abduhu'yu görmedik ya. Halbuki abduhu Peygamber Efendimiz'in kişiliğidir. Hatta sizden birisini gönderdim kimliğidir diyor Kur'an'da sizden. Yani ben melekle göndereyim. Hocam buyurun isterseniz. Yok şurada bitmedi. Bitmedim hocam. Bizim abduhu kısmımızı, kalbimizi, aklımızı ve hayatımızı Esma-ül Hüsna'ya ne şekilde uydurabiliyorsak, o yüzden bu önemli bir konu. Mesela bir tanesi daha var. Neden Allah yarattı? Bir sürü cevap var. Ama en önemlisi şuydu Esma-ül Hüsna'dan. El Halikim diyor. Yalancı mıydı? Haşa. Öyleyse yaratacaktı. Ben berberim diyorum mesela. Saç kesmem lazım, öyle değil mi? Eğer saç kesemiyorsam ne olurum ben? Yalancı olurum. El Halikim diyorsa ne yapacak? Sadık el-Bahat aynı zamanda yaratacaktı. Çok basit aslında cevaplar. Bu Esma-ül Hüsna'yı burada elimizin içerisinde dua ederken görüyoruz ya 99'da. Kalp çizgisini gördüğünüzde şu mesela, buradan başlar şuraya doğru gider. Neden peki öyle? Niye peki bu parmağın altından başlar da şuraya kadar gider? Kimse sordu mu soruyu? Peki hocam, yok, aynı mı? Hiç kimse sormamış. Mesela çok ilginç bir şey daha. Akıl çizgisi, mesela şu parmak, akılın parmağı aslında bu. Buradan başlar. Doğru, duyguların olduğu tarafa doğru gelir. Niye o tarafa doğru gidiyor? Biri bu tarafa giderken neden biri bu tarafa doğru geliyor? Bu dengelenme için böyledir. Müslüman, kalbini ve aklını dengede kullan. Aklımız la ilahe, kalbimiz illa Allah demek zorundadır. Hocam ölçüler belki farklı olabilir uzunluk ama şekil olarak her insanda benzer. Hayır, her şey şekil olarak Allah aşkına herkesin parmak izi aynı değil ki. Şuradaki herkesin yani işte çizgileri aynı olsun. Ovalli ya da buradaki. Yok, kimisinde mesela bazı mesajlar vardır. Hayat çizgisi şurada mesela kırılabiliyor. Hmm. Mesela ameliyat olan insanlarda şöyle mesela şuralarda mesela çizikler olabiliyor. Bakıyorsunuz ya hangi yaşa denk geldiyse, çünkü burada başlar burada biter hayat çizgisi. O yaşlarda doğum, efendim ameliyat, küçük trafik kazaları falan gelme durumu var. Peki biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Bizim bunu engelleyebileceğimiz en güzel şey kesinlikle duadır. Kesinlikle. Birisinin bize edebileceği en güzel dua Allah razı olsundur. Birinin bize edeceği en kötü dua da Allah belanı versin. Kesinlikle hocam. Hocam buyurun, çünkü son dakikamız artık. Kapatacağız yavaş yavaş. Oradaki sormamdaki neden orada bir şeydi. Çünkü şey var da zaman yok anlatmaya şu anda. Ellerine hepsine bakarak hani bazı işte fal ya da benzeri gaybi o şeyleri. O çingene falcılığı. Söylüyorlar ya ellere şimdi bakarak. Şimdi bunun ben bu konuların neden niçinsinin peşindeyim. Ama birçok yazara bakıyorum ben, bir sürü kitap yazmış. Bilmiyorum, açıyorum bakıyorum ya. Adam Hindistanlıların veya Çingenelerin ya söylemiş olduğu şeyleri anlatmaya çalışmış orada. Hiçbir felsefe yok. Niçin, neden, nasıl? Hatta bazı yanlışlar var. Tepeleri yanlış isim vermişler. Ben onları düzelttim. İnternette falan da yazdım, kitabımda da yazdım. Tepeyi yanlış yere koymuşlar. Felsefik ve düşünce olarak neden oraya o isim verilemez onu da açıkladım. Mesela burası Venüs Tepesi deniyor. Bu doğru.
Sevgi tepesi. Çünkü hayat sevgiyle beraber gider. Ahlak ve adaletle birlikte. Evet. Neyse. Hocam programın sonuna geldik. Ayhan Özcimcit. Cimbit. Cimbit. Üzüm salkımı demek. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Biraz sona doğru daha böyle heyecanlı oldu aslında. Daha uzun konuşmamız da gerekiyor. Yok, daha ileriki bölümlerde inşallah da, sizi tekrar, çünkü bu elle ilgili çizgiler uzun uzun konuşulacak şeyler. Çok derin birkaç konular. Birkaç saat sürebilecek konular. Tekrar dediğim gibi hoş geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Metafizik uzmanı Yıldıray Yıldırım, siz de ağzınıza sağlık hocam. İnşallah. Süre bu kadar daha yetmiyor yani. 2,5 saat hocam artık uzattık. 2 saatten 2,5 saate çıkarttık. Yine metafizik uzmanı Hakan Kenan. Tekrar size şey var hocam, acayip yorumlar geliyor sosyal medyadan. Nasıl ulaşabiliriz, ne yapabiliriz, tekrar gelir mi? Sosyal medyadan. O şeyde çok ilgi görmüş ama hani orada arkadaşlar ulaşabildik mi? Hani o maddenin ya da kağıdın bir şekilde onu bulundu. Ben görüştüm zaten, benim arkadaşım da yarın inşallah o maddenin yerini bulacak, bize ulaştıracak. Biz de bir dahaki programda buradan yayınlarız. Evet. Peki, evet. Ben de son bir teşekkür ettiğim sevgili Kürşat Berkan, araştırmacı, yazar. Sağ olun. Çok güzel bir yayın oldu. Bu sefer Yıldıray abiye fazla söz veremedik ama o bizim abimiz. Yine çağıracağız inşallah. Bu vesileyle her zaman aynı şeyi söylüyorum. Sosyal medyada bize destek olup resim gönderen dostlara ayrıca teşekkür ediyorum ve Ahmet Kuşçu ile ailesi bizi izliyormuş. Ona da bir kez daha selam gönderelim. Evet, ben de özellikle bu yeni hafta umarım huzurlu, terörsüz bir hafta olur. Dileğiyle haftaya yeni başka konular ve yeni konuklarla karşınızda olma dileğiyle kapatıyorum programı. Hayırlı akşamlar.